Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi günler diliyorum. 20 Ağustos 2024 saat 14:32 itibariyle PPK kararını değerlendireceğiz. Merkez Bankası faizi 50'de sabit bıraktı. Piyasa beklentisini karşıladığı için ekstra bir sallantı olmadı ama ufaktan sallamaya devam ediyor. Aşağı yönlü hareket var ama 10.000'in üzerinde kalıcılık devam ediyor. Bizim için asıl olan 10.200 seviyesinin üzerinde borsa için kalıcılık. Burada ben çok sürpriz bir durum artık bu saatten sonra yaşanacağını düşünmüyorum. Evet, Merkez Bankası'nın faiz indirimi için elinde koz oluşmaya başladı. Toplantı metnine de baktığımızda Ağustos ayı enflasyon verisiyle birlikte iç piyasada talebin kırıldığını Merkez Bankası zaten inkar etmiyor ve Temmuz ayında da keza aynı şekilde. Burada artık önümüzdeki ayın ilk haftası Ağustos ayı enflasyon verisini takip edeceğiz. İç talepteki yavaşlama zaten tartışılmaz. Bunu da çok net bir şekilde görüyoruz. Enflasyonla mücadele olacak ise toplumun harcamaları kısıtlanmalı. Yani baskılanmalı. Bu da şu anda yapılıyor. Şimdi ne olacak? Şimdi arkadaşlar Ekim'e göz kırpmaya başladı Merkez Bankası. Ama Kasım Aralık kesin gözüyle artık bakılıyor. Bunu söyleyeyim. Ve böyle gittiği takdirde 50-100 puan şeklinde de faiz indirimleri olmayacak gördüğüm kadarıyla. 200 şeklinde ilk faiz indirimi gelebilir. Bunun da artık bugün yarın bu fiyatlamalara dahil olmasını ben bekliyorum. Hatta bu ayı bir çıkacağız. Eylül ayı itibariyle daha net bir şekilde fiyatlamayı Borsa İstanbul'da pozitif şekilde göreceğiz. Şimdi tabii Konkordato ilan eden bir ana pazar hissesi var. Bununla birlikte acaba bu tüm borsada faaliyet gören birçok firmaya yansır mı tartışması var. Burada dikkatli olacaksınız. Borçluluğu olmayan ve İşte öz sermayesine, duran varlıklarına çok dikkat edeceksiniz firmaların. Bunlar önemli. Zaten burada sinyaller veriliyordu bu tarz gelişmeler doğrultusunda. Yatırımcısına geçmiş olsun. Umarım düzelir. Ama tabii orada işler artık bundan sonra zora bindi. İsim vermeye de gerek yok. Bence değerlendirmeye de gerek yok. Hatta gerekirse de hisse özel analizinde değerlendiririz. Yarın itibariyle yılbaşına kadar 2x katlayabilecek hisseleri değerlendireceğiz. Risk varsa her zaman kazanç vardır. Yarın akşam saat 9'da 86. videomuzu paylaşacağız. Mükemmel bir video olacak. Hepinizi davet ediyorum. Kaçırmayın. Böyle analizleri seviyorsunuz. İkinci parti fiilen Borsa İstanbul'da başlıyor. Bunu söyleyeyim. Bugünden itibaren erken pozisyon avantajını elde etmek zorundasınız. Eğer borsadan para kazanmak istiyor iseniz yeni kalıp bu. Ben Ekim-Kasım ayında faiz indirimi gelsin, ondan sonra borsaya geçeyim mantığıyla ilerliyor iseniz yine avantajı kaçıracağınızı buradan bir kez daha belirteyim. Göstergelerimize bugün itibariyle pozitife dönmeye başladı inceden. Bunlar güzel görüntüler ama çok dipten artık dinlenme arayışını gerçekleştirdi. Ve yukarı yönlü döneceğiz. Merkez sinyali çakıyor. Evet, şu anda tam anlamıyla bir sıkı duruş artık net bir şekilde bence oluştu. Enflasyon faiz arasındaki makas da tam anlamıyla kapanacağı için aslında en güçlü Ağustos-Eylül ayı olacak enflasyonla mücadele kapsamında. Burada da resesyon ihtimalleri tartışmaları zirve seviyesini yapacak. Bu tamamen bir algıdan öteye geçmeyecek. Merkez Bankası bu yılın tamamını pas geçme gibi bir durumu söz konusu olamayacak. Yani bu netleşiyor. Baz etkisiyle de olsa, işte talebin baskılanmasıyla da olsa, mal enflasyonuyla da olsa aklınıza gelebilecek her kalemde Merkez Bankası bence bu işi iyi götürüyor şu ana kadar. Ama tabii toplumun yaşam kalitesinin ciddi derecede düştüğünü görebiliyoruz. Ücret gelirleri enflasyona karşı ezdirildi. Yılbaşında yine ezdirilecek. Bu da ayrı bir mesele. Bunlar olacak. Yani enflasyonla mücadele edilmek isteniyor ise kitapta yazan buydu zaten. Bunu da söylemiştik. Herkes işine gücüne sahip çıksın diye uyarmıştım aylar öncesinden. Gidişat şimdi buna doğru geldi ama bu durum çok fazla derinleşmez diye düşünüyorum. Ama yılın sonuna kadar biz dikkatli olalım, işimize gücümüze sahip çıkalım. Özellikle düşük gelirli çalışanlar, kuru maaşa sıkı sıkıya ihtiyacı olan vatandaşlarımız, arkadaşlar biraz sakin olmalılar ve işlerinde, güçlerinde ona göre hazırlıklarını yapsınlar. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Etliye sütlüye karışmadan işinize gücünüze sahip çıkın. Mecburi olarak yıl sonuna kadar böyle biraz baskılı bir dönemin içerisine girdik. Evet, bir rahatlama geliyor.
bir para bolluğu olacak ama bu bir anda sert agresif faiz indirimlerini beraberinde getirmez. İşte konut kredisi olsun, ihtiyaç kredisi olsun, taşıt kredisi olsun. Bunlar da çok düşük rakamlara bir an evvel gelmemiz mümkün görülmüyor. Yani bunları da zaten yaşayıp göreceğiz. O yüzden aklımızı başımıza almamız gerekiyor. Kur tarafında 34 lira seviyesine doğru bir hareket var. Döviz mevduat hesaplarında hareketlenme başladı. Kur korumalıdan çıkışların bir miktar bu tarafa doğru yöneldiğini de takip edebiliyoruz. Mevduat tarafında da önümüzdeki ay başı itibariyle aşağı yönlü hareketleri zaten net bir şekilde izleyeceksiniz enflasyon verileriyle birlikte. O tarafında cazibesi artık yitiriliyor. Merkez Bankası doğru bir karar verdi. Beklentilerini sizler de Bloomberg ekranından zaten okuyabilirsiniz. Metinin detaylarını çok fazla boğulmaya gerek yok. Bu yıl itibariyle 400 puan şeklinde faiz indirimi iyi gider gibi duruyor. Yani şu anki koşullar bunu destekliyor. Ama yılın son 2 ayını, işte 3 ayı hatta ön plana alınmaya çalışılıyor şu anda. İzleyip göreceğiz. Ama Merkez Bankası faizi mecburi olarak indirecek. Zaten gidişat da bunu gösteriyor. Peki iç piyasada altına etkileri faizin ne olur? Burada tabii ki kur beklentileri yukarı yönlü revize edildiği için onsta da 2500 doların üzerine kırdığımız için gram altında her taraftan şimdi nemalanacak. Gördüğünüz gibi de çok güçlü hareketine devam ediyor. Durdurulması bu saatten sonra gram altının mümkün değil. Böyle bir direncimiz de vardı. Zaten söylemiştik de. Ama tabii siz kâr realizeleri noktalarında daha dikkatli olmanız gerekiyor. Şu an RSI 75'teyiz. Gidebilecek fazla alanımız var. 90'lı seviyelere gelindiğinde düzeltmeler konusunda biraz kısa vadede heyecan yapmayın. Hepsi bu. Yıl sonu biz 2.900-3.000 demiştik ama daha şimdiden 2.750'ye geldi. Yılın ikinci yarısı çok iyi başladı. Beklentimiz de buydu. Yılın son çeyreği herhalde yılın sonuna kadar yani böyle bir hareketin devamında 3.000 lirayı çok rahat devireceğiz gibi duruyor. Kur tarafında durum ne diye soracak olursanız burada da 34'ün üzerine artık yerleşmesini bekliyoruz. Ödeme ayına da zaten yüklü ödemenin olduğu aylara da az bir zaman kaldı. Piyasadan döviz de mecburi olarak toplanacak bildiğiniz gibi. Ve Merkez Bankası'nın da kasada biraz erimeler olacak. Kur da doğal olarak yukarı yönlü hareketini devam ettirecek. Yıl sonu işte 38 gibi bir kur hedefi var ama bakalım çok sürpriz durumlar olur ise 40 bandını da rahat bir şekilde bu denli gidişle zorlarız. Kötü mü olur? İyi olur bence. İç piyasada bir denge oluşması açısından zaten kurun serbest bırakılması gerekiyor. Bunu artık anlamayan yoktur. Döviz kurunun ucuz olmasının, Türk lirasının değerli olmasının ülkemizin gelişmesi anlamında hiçbir faydası artık yok. Bunu da son dönemde görmüş olduk ve idrak etmiş olduk. Umarım döviz kuru bir daha seçim süreçlerinde manipüle edilmez, malzeme edilmez ki sonrasında işte böyle hem geç adımlar atıyoruz hem de faiz indirim döngüleri konusunda tereddütle yaklaşıyoruz. Sebebi de belli, kırılganlığımız. Ama işler iyiye gidiyor. Kura ve altına etkisi, gidişatın pozitif, faiz indirimi mevzusunun da zaten pozitif. Bunu değerlendirelim. Bugünden itibaren bir kez daha üzerinden geçelim. Kurda pozitif bölgeye zaten günlükte yerleşti gördüğünüz gibi. Göstergelerimiz tam anlamıyla pozitif ama şu noktada döviz mi, altın mı, mevduat mı derseniz bu noktada arkadaşlar altın birinci sıraya geliyor. Bunu söyleyeyim. Borsanın mevcut durumuna bakıldığında yine altın birinci sırada ama Eylül-Ekim ayları itibariyle borsadaki pozitif ayrışma altının önüne geçecektir diye kanaatimi koruyorum. Bu benim görüşüm. Bu şu demek değil. Elimizdeki her şeyi şu anda satalım, altına geçelim. Eylül-Ekim itibariyle de altını da satıp borsaya geçelim. Ben bunu demiyorum, bu yanlış anlaşılmasın. Bir sıralama isteyen olur ise, fikrimi, öngörümü merak eden olur ise benim için sıralama bu. Onun haricinde mevduat ve kur tarafında artık bu saatten sonra beklenmemesi gerektiği kanısındayım. Özellikle mevduat tarafında bu denli yüksek enflasyonun olduğu bir noktada 20 puan makası zaten aylıkta birkaç aylık dönemde işte gördünüz. Ne yaptınız? Enflasyona karşı paranızı ezdirdiniz. Bundan sonra mevduatta da geri çekilmenin etkisiyle birlikte paranızı bu saatten sonra daha hızlı değer kaybına uğratırsınız. O yüzden kademeli bir şekilde bence altın tarafına yönelmek
daha mantıklı olacaktır. Biraz geç kaldınız. Aslında bunu 1,5-2 ay öncesinden benim altına geçtiğim dönemde yapabilseydiniz, işte 2050, 2250, 2450 gibi rakamlarda hep söylemiştim zaten. Buralar iyi bir alım noktası, iyi bir ortalama noktası diye. Gördüğünüz gibi bugün 2750 lira seviyesindeyiz. Bence iyi gidiyor altında, kurda. Ama kura biraz daha hız verecekler, mecburlar. Gidişat böyle arkadaşlar. Borsadan korkmuyorum ben çünkü korkulacak bir durumu yok. Tartışmaya kapalı bir konu burası. Evet, seçimler çok düzgün yapılacak. Yarın itibariyle yine muazzam bir analiz sizlerle paylaşacağım. Bu konkordato mevzusuyla alakalı şuna dikkat edeceksiniz. Fiili dolaşım oranı %70, 80, 90'ların üzerinde olan kağıtlara dikkat edin. Bunların sermaye yapıları olsun, öz kaynak durumları olsun, duran varlıklar olsun, kısa ve orta vadedeki, uzun vadedeki ödeme yükümlülükleri olsun. Nakit akış hızlarına bakın. Özellikle stoklu çalışan firmalarsa bunlara dikkat edin. Olmaz diye bir şey yok. Oluyor. Gördüğünüz gibi ana pazardaki bir firma konkordato ilan etti ve bugün tahta tatil edildi. Bakıyorsunuz diğer taraftan daha öncesinde Uşak Seramik'i takip ettik. 14 liralara kadar geri çekilebilir dedik. Herhalde 16-17 bandında fiyatlaması devam ediyor diye biliyorum. Söylediğimiz rakamlara da zaten gelmiş. Orada da Fibo geri çekilmelerini takip etmiştik. Evet, 17'nin de altına inmiş. 14 lira doğru geri çekilmeleri takip ederiz demiş. Hatta daha da altı var. Bunu da belirteyim. Bu işler böyle tepki yükselişlerinde sazan gibi atlamayın. İşte hep şu var. Piyasada böyle çok profesyonel büyüklerimiz, analistlerimiz var. Üç tabanı görmeden malı almam. Üç taban ne olacak? Yani zirveden şöyle baktığınızda kaç tabanı dibe indirdiler? Bu hikayelere kapılmayın. Bunlar eskiden de arkadaşlar. Şu anki piyasa koşulları bunu desteklemez. Kıdemli size bir analiz yapıyorsa vardır bunun bir dayanağı, eğitim amaçlı, tavsiye niteliği olmadan. Sakinliğinizle olanı biteni bence izleyin ve özgür iradenizle kararlar verin. Ben dahil kimsenin söylediğiyle hareket etmeyin. İşte bu adam yıllardır işte 70 yaşına gelmiş piyasada analistmiş. Öteki 50 yaşına gelmiş ablanız analistmiş. Herkes bu işleri geçsin. Kelin ilacı olsa zaten başına sürer. Çıkıp TV ekranlarında kanal kanal zaten gezmezler. Benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Ve tavsiye niteliği olarak da algılanmasın. İyiye doğru bir gidişatımız var. Evet, iç piyasa sıkıştı, daraldı, bunaldık. Borsa baskılandı, ezildik, büzüldük. Altın yukarı hareketlendi. Burada bir tren kaçıyor zaten altın tarafında. Bunu söyleyelim. Bugün de %1,5 artış da. Ama borsada güzel seçimlerle birlikte ortalık hareketlenir. Bunlar önümüzdeki en net görüntüler diyebilirim. Bugünleri ararız da belki buluruz. Hepinize şimdiden bol şans, bol kazançlar diliyorum. Akşam kapanışı görelim. Tekrardan yine bir değerlendirme yaparız. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.